Evet arkadaşlar, bugün sizlere evde hoşaf tarifimiz var. Hoşaf için malzemelerimiz siyah erik var, kara erik var, mürzün eriği var, üzüm var. İçine koymak isterseniz elma, armut da ilave yapabilirsiniz ama biz en çok sevdiğimiz bunlar. Çok da güzel oluyor. Birazdan buna şekerini ilave yapacağız. Pekmezimiz var. Köy pekmezimiz. Onu ilave yapacağız. Bayrama bir gün kaldı. Biz de çöreğimizi yaptık. Onun yanı sıra hoşaf yapmamız lazım. Olmazsa olmaz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi yıkadık eriklerimizi. Evet, şu anda ışıl ışıl oldu eriklerimiz. İçinde çöp, taş falan vesaire ne varsa gitti. Evet arkadaşlar, yıkadığımız eriklerimizi şimdi biz böyle ikiye veyahut da üçe bölüyoruz. Siz bunu dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biz bu şekilde seviyoruz. Bu arada yanımıza şekerimizi ayarladık. 3 bardak şeker, 1 bardak pekmez. Pekmezimiz de gün pekmezi. Burada en çok büyük rolü oynayan bu gördüğünüz pekmez arkadaşlar. Gün pekmezi hem çok vitaminli, hem çok güzel, hem doğal, hem organik. Evet, şimdi eriklerimizi biz bu şekilde parçalıyoruz. 3'e, 4'e, 5'e bölüyoruz. Bunlar zaten piştikten sonra şişer. Şu anda küçük gözüklüğüne bakmayın. Zaten piştikten sonra da göreceksiniz. Bunlar zaten ocağa bırakınca şişecek arkadaşlar, göreceksiniz. Şimdi biz doğrama işlemimiz bitti. Bunları şimdi birleştireceğiz. Birazdan kazan alacağız. Evet arkadaşlar, şimdi doğrama işlemlerimiz bitti. Şimdi bu yavruları kazana alıyoruz. Hadi bakalım. Eriği küçük doğradın diyenler olabilir. Bu kazanda zaten şişiyor arkadaşlar. Dilerseniz ikiye bölebilirsiniz. Dilerseniz bölmezsiniz. Evet, şimdi bir bardak şeker ilave yaptık. Bir bardak daha şeker ilave yaptık. Ve üzerine gün pekmezimiz. Abi, bu gün pekmezi var ya, mis gibi orijinal doğal pekmez. Pekmezin damlasını ziyan etmeyelim. Yapacağımız su ilavesini pekmezin son damlasına kadar kullanalım. Yine aynı bardağı bırakıyoruz. Evet. Suyumuz göz kararınca bir sürahi su ilave ettik. İsterseniz biraz daha eklersiniz. Burada tercih size kalmış. Evet, biz pekmez ilave yaptığımız için bu pekmez diye bardan da şey yap. Yani burada çünkü hepsi şekerli ürün. Suyu çok sever. Ortalama biz 2 sülahiye yakın su ilave etmiş olacağız. Yani bu isteğe kalmış. Zaten pişince suyun birazını çekecek bu. İnşallah piştikten sonra da tekrardan sizlerle paylaşacağım. Ve içerine biraz da karanfil koyacağız. 3-4 tane. Reyha vermesi için. İster koyarsınız, ister koymazsınız. Hadi bakalım. Şimdi bunu ocağa götürelim. Piştikten sonra görüşelim. Evet arkadaşlar. Hoşafımız şu anda pişti. Hazır. Dinlenmeye aldık. Dumanı var ya, duman tüttükçe koku burnuma geliyor. Ramazan'ın son günü. Yarın inşallah bunları çöreğine yuvarlayacağız. Gelen misafirlerimizle. Şimdiden buradan sizlere de hayırlı bayramlar diliyorum. Nice sağlıklı sıhhatli bayramlar inşallah. Evet arkadaşlar, şu anda hoşafımız hazır.
Bugün de bayramın ilk günü, sabah sabah kahvaltı yaptık. Hem ocak içelim hem de sizlere gösterelim istedik. Gördüğünüz gibi kestiğimiz o küçük parçalar şişmiş, koca koca erik olmuş. Dediğim gibi bunu siz istediğiniz büyüklüğe göre bırakabilirsiniz. Biz bu şekilde seviyoruz. Çocuklar da bu şekilde seviyor. Hemen laf uzatmayalım, tadına bakalım. Bu arada herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Allah'ım sevdiklerinizle sıhhatli, mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyelim bakalım çocuklar. İçerisine pekmez bırakmıştık. Şeker bırakmıştık. Sonradan da birazcık vişne reçeli bıraktık. Az bir şeyle. Geçen sene yaptığımız doğal, organik. Bu da köy çöreğimiz. Şu fırın çöreği. İkisinden de var. Şekerli ve tuzlu. Hoşaf var ya, pekmezi yiyince, kiraz reçelini de yiyince bal gibi olmuş. Bir yakın çekim var. Bakın. Şöyle. Mis gibi olmuş. Dinlenmiş, tam kıvamına gelmiş. Pekmez gibi olmuş. Dilerseniz tuzlu çörekle, dilerseniz de şekerli çörekle yiyebilirsiniz. Nasıl olmuş Musa? İyi. Beğeniyor musun? Hı hı. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bir hoşaf videomuzun da sonuna geldik. Bayramlarda özellikle bizim yöresel olduğunda her evde hoşaf bayram sabahına hazırlanır. Gelen misafir ikram edilir. Büyük küçük her evde hemen hemen yapılır. Biz de yaptık, hem de size yapılışını gösterdik. Tabii birçoğunuz biliyordur, bizim yapılış şeklimiz bu şekilde, sizinki farklı olabilir. Videomuzu fazla uzatmayalım. Bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Takipte kalın. Hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşürüz.